Şimdi dinin kaynağı şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir ve dinin tek kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu söylemek aslında kişisel bir görüşün ötesinde Kur'an-ı Kerim okuyan herkesin kolaylıkla ayetlerini açık bir şekilde görüp kavrayabileceği bir hakikattir, gerçektir. Ve bunu söylemek Allah Resulü'nü dinin dışına çıkarmak ya da hadislerin dinin kaynağı olamayacağını söylemek, Allah Resulü'nü dikkate almamak demek değildir kesinlikle. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü genelde Peygamberimize iftira edilmek suretiyle uydurulan birçok hadis rivayetini eleştirdiğiniz zaman biraz da bilinçli şekilde bunu doğrudan Peygamberimizi eleştirmek veya Peygamberimizi İslam dışına, dinin dışına çıkarmak şeklinde Evet, yorumlamaya evet. Yani çalışıyor bu tip çoğu örneklerle kişiler. çok karşılaşıyoruz. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım mesela bu konulardan bahsedince bana, yani aslında siz diyor, yani bu görüşünüzle peygamberi aradan çıkarmaya mı çalışıyorsunuz? Arkasında sanki böyle bir niyet var demişti. Bu eleştirilerle çok karşılaşıyoruz. Şimdi Bunu belirtmek önemli o fazla yüzden. hocam şöyle aslında mesela düşünmek gerekir. Yani biz Peygamberimizin Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü ve Nebisi olduğunu nereden biliyoruz? Bununla ilgili bilgiyi nereden alıyoruz? Aslında bu bilgiyi doğrudan Kur'an-ı Kerim kendisinden alıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim bizzat Peygamberimizin peygamberliğin teminatı. Hem şüphesiz bir kitap olması hem Allah tarafından korunup muhafaza edilmesi sebebiyle ondan daha fazla güvenilecek ve daha doğru bilginin alınabileceği başka bir kaynak yok. Dolayısıyla Kur'an'ın dinin tek kaynağı olduğunu söyleyen bir insanın Kur'an'ı insanlığa tebliğ etmek üzere Allah tarafından seçilmiş Resulünü devre dışı bırakması, dikkate almaması, ciddiye almaması gibi bir şey zaten söz konusu olamaz, mümkün olamaz. Bunu kabul etmemek, yani Allah Resulünü kabul etmemek, Müslüman olmayı mümkün kılmayacak bir şey zaten. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biz ayetlerde Allah'ın hem göndermiş olduğu kitapları hem göndermiş olduğu elçilere iman edilmesi gerektiğini ve Peygamberimize bizzat Kur'an'ın verildiğini ve o insanlığa duyurmak üzere Allah tarafından hem şereflendirildiğini hem de görevlendirildiğini çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani dolayısıyla hadislerin dinin kaynağı olamayacağını söylenmesi Peygamberimizin reddedilmesi değildir. Hadislerin dinin kaynağı olamayacağını söylenmesi Peygamberimize sahip çıkılmasıdır. Bugün yaygın şekilde yaşanan ve anlatılan din gerçekten Allah'ın indirdiği din değil. Bakın o kadar fazla uydurma var ki dini konularda. Yani burada işte ben bir kısmını ele almaya çalıştım hadis rivayetlerinde. Ve siz bu rivayetleri eleştirdiğiniz zaman peygamber inkarcısı oluyorsunuz, hadis inkarcısı oluyorsunuz. Ama bu rivayetleri Kur'an'a rağmen, Kur'an'daki bunca apaçık ayete rağmen kabul eden insanlar takva ehli oluyorlar ve gerçek iman Maalesef. sahibi oluyorlar. Hocam zaten hadislerle ilgili bir şey, yani illa hani şu hadis bu kabul edilemez veya bu uydurmadır, Resulullah'a nasıl böyle bir şey iftira edersiniz gibi bir cümle kurmanıza gerek yok. Siz ayet okuyun, zaten otomatikman hadis inkarcısı oluyorsunuz. Oluyorsunuz. Evet. Yani böyle Böyle enteresan bir şey acayip var. bir durum var gerçekten de. Hocam ben gerçekten etrafımda da duyuyorum tecrübe eden kişilerden. Kur'an-ı Kerim duyulduğu zaman yani hatta ama Kur'an'da da mesela şöyle bir ayet var şeklinde bir cümle kurduğunuz zaman bile bir anda elektrikleniyor ortalık. Evet. Yani bu nasıl yani anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum ben bireysel olarak. Yani nasıl bir din anlayışı, nasıl bir Müslümanlık? Yani biz Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayıp da neye tabi olacağız? Ama kasıtlı olarak yapıyorlar bunu. Yani siz Kur'an'ı dinin merkezine koyup Kur'an dışındaki her türlü bilgi ve bilgi kaynağını ancak Kur'an'ın süzgecinden geçerek kabul edilebileceğini ifade ettiğinizde siz peygamber düşmanı oluyorsunuz, peygamber inkarcısı oluyorsunuz ama toptancı bir şekilde rivayet kültürüyle gelen ne varsa bunu hiç Kur'an'a dikkat almadan insanlara din diye anlattığınız zaman siz ehli sünnet vel cemaate Evet, bağlı oluyorsunuz aynen falan öyle. böyle garip bir durum. Evet. Tabii bunlar olacak yani istediği gibi insanlar Elbette. bunları Evet. söyleyecek de herkes işini yapacak. Hani Kur'an'daki ifadesiyle de yani sözü dinleyip en güzeline uyacak insanlar.